يا لغتي عربية حسبي لأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من كتاب الصيام. Bugün kitab-ı Siyam'ın ikinci dersini okuyoruz. Üçüncü dersini okuyoruz. Dikkat edin. Ve şartu savmi, orucun şartı, en niyetü niyeti. Niyetsiz oruç olmaz. Başka ne şartı var? وَالْاِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ Orucu bozan şeyler, orucu bozan muftiratlardan geri durmaktır, men olmaktır. Oldu. Demek orucun şartı birincisi nedir? Oruca niyet etmektir. İkincisi nedir? Orucu bozan şeylerden uzak durmak. Feyenvi niyet ediyor. Feyenvi niyet ediyor kişi. Likulli yevmin. Her gün için ne edecek? Niyet edecek. Ramazanın başında ben niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayı boyunca oruç tutarım. Bu niyet yetmiyor. Bu niyet ancak birinci gün için nedir? Geçerlidir. Her gece için ayrı birine ayrı bir niyet getirmek lazım. Burada. فَاِنْ كَانَ فَرْدًا Hani niyet nasıl getirir? Fe in kana eğer o savm tuttuğu oruç farzdan farz olursa, sünnet oruç değil de ne? Farz oruç, oruç olursa vecebe tayinuhu. Onun tayini ne olur? Vacip olur. Farz orucu tutarım demesi lazım. Ramazan ayının orucunu tutarım demesi lazım. Başka bir de ve tebyituhu minel leyli. Onu geceden gecelendirmek lazım. Tebyit gecelendirmek. Yani geceleyin getirmek lazım. Sabah adam kalkmış oruca niyet ederse farz oruca olmaz. Farz orucun niyetinde tayin lazım. Onu tayin edecek. Belirleyecek. Bir de geceden, fecr-i sadıktan, imsaktan önce niyet edecek. Oldu. Bak, vecebe tayinuhu ve tebiyituhu minel leyli. O orucun niyeti geceden getirmek lazım. Peki, tayin, tebiyit oldu mu kafi mi? Kafi. Bir farz orucun tutması için kişi tayin ettiyse, niyeti geceden, imsaktan önce getirdiyse tamam. Peki bu niyeti ekmel bir şekilde, tam bir şekilde getirmek istiyorum biri derse ne demelidir? Ve ekmeluhu. Ve ekmeluhu. Tebiyitin ekmeli. Hu nereye gidiyor? Bu tebite gider. Tebitin ekmeli en yenviye savme gadin an edai ferdi ramadani hazihi seneti lillahi teala. Böyle diyecek. Neveytu savme gadin. Bak en yenviye savme gadin diyecek.
an edai ferdi ramadani hazihi seneti, bu senenin Ramazan'ın farzının edası yerine niyet ettim yarın oruç tutmaya. Bildiniz değil mi? Neveytu savma gadin edaan an ferdi ramadani hazihi seneti. Benimki ramadane dersin ki bu yanlış. Çünkü ramadane haziye idafe olmuş. Gayre munserif idafe olunca ceresi kesireyle gelir. Siz orada kesire koyun. Oldu. Demek tebiyetin en ekmeli, niyetin en ekmeli bu şekil getirmeli. Şimdi hani dünkü derste dedik ya, oruç neyle vacip olur? Ayın görmesiyle vacip olur veya Şaban'ı 30'a tamamlamayla ne olur? Vacip olur. Ayın görünmesi neyle sabit oluyor? Hani dün demiştik ya, bir adle vahidin ifadesiyle de ne olur? Sabit olur. Oldu. Peki diyelim biri geldi dedi ben ay görmüşüm. Ama o söyleyen kişi öyle biridir. Kadi ona itibar etmiyor. Kadi onun şahadetini etmiyor, kabul etmiyor. Ama benim ona itikadım oturuyor. Bu adam doğru söylüyor, yalan söylemez diye. Benim itikadım oturuyor. Ama kadinin de kabul ettiği biri değil. Ne olur acaba? Oruç tutabilir miyim? Bakalım ne diyor. وَلَوْ اَخْبَرَهُ Ona haber verdi. Bir rü'yeti. Hilalin görmesiyle ona haber verdi. Leylete şekki, şek gecesinde, şek gecesi yarın Ramazan'ın biri mi veyahut da Şaban 30'u mu? Ha leylete şek o gecedir. Kim ona haber verdi? Men öyle bir kimse ona haber verdi ki yesiku bihi. Ne diyor Abdülkadir? Bu ona itimat ediyor. Ona ne diyor? İhtimad ediyor, itikadi ona oturuyor. O da mimmen la yakberuhul hakimu. Hakimin kabul etmediği kişilerdendir. Biri geldi bana ne veriyor? Haber veriyor. Diyor ben dün akşam ayı görmüşüm. Ben ona itikad ediyorum. Ona itimadım var ama hakimin kabul ettiği kişilerden değil. Mesela min nisvetin kadındır. Hakim kadının şahadetini kabul etmiyor. Ve abidin köledir. Ve sibyani çocuktur. Bak kadının, hakimin kabul ettiği birileri değil ama benim itikadım ne diyor? Oturuyor. Peki. فَلَوْ اَخْبَرَهُ بِرُّيَةِ لَيْلَةَ الشَّكِّ Kim ona haber verdi? مَنْ يَسِّقُ بِهِ İtimat ettiği kişilerden biri ona haber verdi. O itimat ettiği kişi de مِمَنْ لَا يَخْبَرُهُ الْحَاكِمُ Hakimin kabul etmediği kişilerdendir. O da min nisvetin ve abidin ve sibyanin. Nisvet, imraetinin ismul cemidir. Abid, abdının cemidir. Sibyan, sabinun cemidir. Biri ona haber verdi. Bunlardan biri geldi. Bana haber verdi. Feneva. O da niyet etti. Oruca ne etti? Bina ala zalike. Bu kişinin ifadesine binaen, bu kişinin şehadetine binaen, ben de niyet ettim. Ben yarın Ramazan ayının orucunu tutarım. Sabah oldu fekane minhu. Gerçekten o gün Ramazan'dan oldu. Başka şahitler geldiler, şehadet ettiler ki ay görmüşler. Bak, hakimin kabul etmediği kişinin şehadetiyle ben niyet ettim. Oruç tuttum ve doğru da çıktı. Böyle bir oruç sahih mi değil mi? Diyor sahih. Bu oruç nedir? Sahih. Niye? Her ne kadar hakim o kişiyi kabul etmiyor, ben ona itimat etmişim. Ve onun şehadeti de doğru çıkmış. Ne olmuş? Doğru çıkmış. O zaman nedir? Benim orucum sahihdir. Kazaya kalmıyor. O gün akşama kadar oruç tutar ve oruç da sahih. Burayı anladınız mı? وَلَوْ اَخْبَرَهُ بِرُّيَةِ لَيْلَةِ شَكِّ مَنْ يَسِّقُ بِي مِمَنْ لَا اَخْبَرَهُ الْحَاكِمُ مِنْ نِسْوَةٍ وَعَبِدٍ وَصِبْيَانٍ فَنَّوَ بِنَا عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ مِنُهُ اَسَّحَ Bu sahih لَوْنْ نَيْدِرْ Levun cevabı şartıdır. Oldu. Peki ve innevahu
O yavmu şekil niyet edim. Hani yarın Ramazan'ın biri mi, Şaban 30'u mu? Şek günü değil mi? Şek günü. Ben niyet ettim. Onu oruç tutmayı niyet ettim. Dedim ben niyet ettim. Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya. Min gayri ihbari ahadin. Kimse bana haber vermemiş. Ben kendi kafamdan rastgele o gün oruç tuttum. Ama fakanı minhuz. Yarın ben oruçluyum. Öğleye kadar haber geldi ki şahitler çıktılar ki ay görmüşler. O gün gerçekten Ramazan'ın birinci günü ortaya çıktı. Benim o orucum olur mu olmaz mı? O niyetim yerine gelir mi gelmez mi? Diyor lem yessihe. O niyet ona nedir? Sahih değil. Sevâ-u cezzemen niyete. Hani geceleyin niyet getirirken isterse cezimli bir niyet getirsin. Ev tereddede. İsterse tereddüdlü bir niyet getirsin. Fark etmez. O oruç olmaz. Ya tereddüt nasıl yapar? Tereddüt şöyle yapar. Fakale o adam demiş akşam. İnkâne gadden min ramadâne. Eğer yarın Ramazan ayından ise fe ene saymun. Ben neyim? Ben oruçluyum yani. Ve illa eğer yarın Ramazan ayından değil ise fe muftur. Ben neyim? Muftur. İstersen niyetini cezimli yapsın, ister bu şekilde tereddütlü yapsın fark etmez. Onun o niyeti olmaz. Niye? Çünkü Ramazan ayı iki şeyle sabittir. Rüyetül Hilal, İtmam-ı Şaban selasine. Burada Rüyetül Hilal da yok, İtmam-ı Şaban da yok. Niyet getirirken yoktu. Ama o niyet etmiş, oruç tutmuş, ertesi gün öğleye doğru ve öğleden sonra daha yeni ortaya çıktı ki dün ay görülmüştür, Ramazan ayının birinci günüdür. Ama o niyet ederken Ramazan ayı bu iki şeyden biriyle sabit olmamıştı. Ne o zaman rüyet vardı, ne İtmam-ı Şaban serasının hiçbiri yok. İken o niyet etmiş. Mesela anladınız mı? وَاِنَّ وَاهُمْ مِنْ غَيْرِ اِخْبَارِ اَحَدٍ فَكَانَ مِنْهُمْ لَمْ يَسِّحًا سَوَاً جَزَّمَنْ نِيَتَ اَوْ تَرَدَدَ. Nasıl tereddede? فَقَالَ اِنْ كَانَ قَدَّنْ مِنْ رَمَدَانَ فَاَنَا السَّيْمُ وَاِلَّا فَمُفْطِرُ. Oldu mu olmadı? Peki ikinci bir konuya geçiyoruz. وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ السَّلَاس۪ينَ مِنْ رَمَدَانَ. Bu sefer tam tersi. Ramazan ayının 30. günün gecesidir. Yarın Ramazan ayının kaçı? 30. Ama bu Ramazan 29 mu çeker, 30 mu çeker bilemeyiz. Yarın Ramazan ayından midir veyahut da Şevval'ın birinci günü mü bilemeyiz. Öyle değil mi? Ne yapmak lazım normalde? Bu gece aya bakarız. Ay görürsek yarın bayram ederiz. Ay görmezsek yarın oruç tutarız. O da o akşam şöyle diyor. İmkana gaddun min ramadane. Eğer yarın Ramazan ayından olursa fe ene saymun. Ben oruçluyum. Ve illa fe muftirun. Ben neyim? Muftirun. Öyle tereddülü bir niyet getirdi. Fe kana min ramadane. Yarın Ramazan'dan olur. O gece ay gören olmadı. Ertesi gün akşama kadar kimse biz dün ayı gördük diyen olmadı. Öyle değil mi? O da ne demişti? Eğer yarın Ramazan'dan ise ben saimim. Değilse ben muftirim. Sahha. Bu adamın orucu ne olur? Sahih olur. Bu adamın niyeti ne olur? Niyeti de sahih olur. Anlıyorsun değil mi? Bu adamın niyeti sahihdir, orucu da nedir? Sahihdir. Niye başta olmuyordu, sonunda oluyor? Çünkü başta asıl Şaban ayının devamı eder. O 30. gün, o yavmuşek, asıl o ki Şaban'ın devamı eder. Burada da hani Ramazan'ın 30'u mu, Ramazan'ın devamı mı, Ramazan'dan sonraki Şaban'ın birinci günü mü? Bak şüphe öyle. Asıl önceki ay neydir? Devam eder. Onun için buradaki niyeti kafidir ama Ramazan'ın başındaki niyeti nedir? Kafi değil. Aslan bir önceki ayın devamıdır. Onun için tereddütlü olmaz. Ramazan'ın sonunda tereddütlü olur çünkü asıl o gün Ramazan'ın 30'udur. Ramazan'ın birinde olmaz. Niye? Çünkü asıl bir önceki ayın bir Şaban ayının neyidir? 30'u. Demek farz oruç tutabilmek için geceleyin niyet getirmek lazım.
Geceleyin ne lazım? Niyet getirmek lazım. Nafile oruca gelince, Hanefilerde sabah da niyet getirilebilir. Farz orucuda sabahla da niyet getirilebilir. Şafilerde farz oruç için mutlaka gecele niyet getirmek gereklidir. Ama ve yesihun neflu bin niyetin mutlakatin kabile zevali. Nefil mutlak niyetle kabile zeval mutlak niyetle kafidir. Adam öğleye kadar bak niyet getirebilir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok zaman eve gitmiş. Yiyecek bir şey var mı? Yok demişler. Demiş inni izlen esumu. Öyleyse ben oruç tutarım. Bir şey olsa yerdi. Olmadığı için niyet etmiş ben oruç tutarım. Mutlak nefilden öğleye kadar niyet insan getirebilir. Yalnız bu şartla ki oruca münafi, orucu bozan herhangi bir şey kendisinden sadır olmamış olmalıdır. Oldu. Ve yesihu neflu, nefil sahidir, bin niyetin mutlakatin, mutlak niyetle sahidir, kable zevali zevaldan önce. Oldu. Nefle mutlakta tayin de şart değil, tebyit de ne değil, şarttır. Gecele niyet getirmek de şart değil, o tayin etmek de şart değil. Tamam ben niyet ettim, Allah için oruç tutarım demesi kafi. Oldu. Buraya dikkat edin, orucu bozan şeylerden bahsediyor. Ve in ekele, bak buna hepsi birbirine bağlı. Adam eğer ne ederse, bir şey yerse, bak orucu bozan şeylerden bahsediyor. Ev şeribe, bir şey ne ederse, içerse. Ev istaate, burnuna herhangi bir ilaç çekerse. Ev ihtakane, fitil kullanırsa. Ha ön taraftan, ha arka taraftan fitil ne ederse, kullanırsa. Ev subbe fi uzunihi, yahut da burnuna bir şey ne oldu? Burnuna bir şey damlatıldı. Bizde sabbe. Sabbe de olur, subbe de. Benimki subbe de. Sizinki sabbe mi? Daha iyi olur. Ev sabbe fi uzunihi. Sizinkine göre. Burnuna bir şey ne etti? Damlattı. Şey, kulağına bir şey damlattı. Fevesele dimağahu. O onun dimağına ne etti? Dimağına ulaştı. Ev edhele usbu'an. Parmak soktu. Ev gayrehu yahut da parmağın gayrisini herhangi bir çubuk gibi kibrit çöpü soktu. Nereye? Fidduburihi kendi arka tarafına. Ev kubuliha kadın ön tarafına bir şey sokarsa, parmağını sokarsa. Ama nereye kadar sokarsa? Vera'e ma yebdu indel kadeti. Kadın otururken, erkek otururken duburundan, fercinden ne kadar açılıyor ise, onun ötesine götürürse, oruç ne olur? Bozulur. Daha ileri gelir. Anladınız değil mi? Demek, اَوْ اَدْخَلَ اُسْبُعًا اَوْ غَيْرَوْ فِي دُبُولِ اَوْ قُبُولِ اَوْ وَرَاءَ مَا يَبْدُعُ اِنْدَ الْقَعْدَةِ Yani kadet esnasında görünen abdeste otururken erkek veya kadın, görünen kısmın ötesine parmak veya benzeri sokarsa, اَوْ وَسَلَ اِلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ Yahut da onun cevfine, boşluk alanlara bir şey girerse. Boşluk. مِنْ تَعْنَةٍ İsterse yaradan dolayı girsin. Diyelim adamın karnında bir yara var, oradan bir şey içeri girdi. Öyle değil mi? اَوْ دَوَائِنْ اَوْ ne? دَوَائِنْ Yahut da bir ilaç. Yani ön arkasından bir ilaç içeri soktu. Tane diyelim adam bıçak vurdu karnına veya biri bıçak birine vurdu içeri girdi. Öyle değil mi? Ev devain yahut da ilaç tedavi yöntemiyle ön arkadan bir şey içeri girerse. Ev tekayye bak tekayye adam kendini zorlayarak üskufra ettirdi kendine. Ve Hanfilerde bir ihtiyarında üskufra olursa, ağız dolusu kadar olursa bozar. Olmazsa bozmaz. Şafilerde
bile ihtiyar üskufe yaparsa çok az fark etmez, bozulmaz. Ama ev tekayye, bu sefer adam kendi kendine üskufe getiriyor. Ev cami'e yahut da cima ederse, bunların hepsinin daha cevabı gelir. Adam Ramazan ayında hanımıyla ilişkiye girdi. Ev başere mübaşeret dedi. Yani işte oynaştı. Fima dunel ferci. Ferzin dışında herhangi bir kadın bir şeyle oynadı. Fe enzele meni ne oldu? Nazır oldu. Bak bu da orucu bozuyor. Ev istemna. Kendi menisini çağırmaya çalıştı. Ha kendi eliyle, ha hanımın eliyle. Fe enzele meni de ne oldu? Nazır oldu. Yine orucu bozulur. Daha cevap gelir. Ev bâlega fil madmedeti evl istinşâki. Burnuna, ağzına su verir. Medmede ağzına su vermek. İstinşak, burnuna su vermek. Medmedede istinşakta ne eti? Mübalağa eti. Kendine su çok aşırı çekti. Fenezele cevfehu. Burnundan o su karnına indi. Veya ağzından karnına indi. O da orucu bozar. Daha inin cevabı gelmedi. Ben söylüyorum. Ev kharece gıykuhu min femmihi. Adamın tükürüğü ağzından dışarı çıktı. Bu nasıl oluyor? Çıktı tekrar yuttu. Nasıl oluyor? Kema izâ cerrel hayte fi fembihi. Ağzından inde fetlihi. Hani bir ipi örürken, dolandırırken, hani yünü ip yaparken, fetl yaparken, fetl yani ipi, şey yünü iphane getirmek. Kema izâ cerrel hayte fi fembihi inde fetli. Fetl anında ipi ağzından dışarı çıkardı. فَنْفَسَلَ عَلَيْهِ رِيْقٌ Onun üzerine tükürük münfesil oldu. Yani dökülebilecek, yani sıkarsak yere dökülebilecek, damlanabilecek kadar onun üzerine rutubet ne oldu? Tükürük oluştu. ثُمَّ رَدَّهُ Tekrar ağzına ne etti? Öyle değil mi? Diyelim ağzına bir ip çıkarttı. O ipten ağzına bir damla indi. ثُمَّ رَدَّهُ Onu ağzına tekrar attı. Ve bela arrika hurrikini neyti yuttu. Oruç ne olur? Bozulur. Bakın tekrar ediyorum. Burası biraz karışık diyeyim. Ev kharece gıyku min femmihi. Diyor ağzından tükürüğü dışarı çıktı. Tekrar yutarsa orucu ne olur? Bozulur. Bu nasıl oluyor? Kema izâ cerrel hayte fi femmihi. Ağzından bir ip çekti. En de fetli ipi dolandırırken birbirine dışarı çıkarttı. فَنْفَسَلَ عَلَيْهِ رِيْقٌ Onun üzerine bir tükürük oluştu. ثُمَّ رَدَّهُ O tükürüğü iple beraber veyahut da ipsiz ağzına ne etti? Reddetti. O tükürük ağzına tekrar attı. وَبَلَعَ رِيْقَهُ Bak, o ipin üzerine biraz tükürük vardı. Ağzına attı onu. Ağzındaki tükürük de birleşti. Hepsini ne etti? Yuttu. Oruç ne olur? Bozulur. Tükürük yutmayla değil. O tükürüğün bir kısmı dışarı çıkmış ya, onu yuttuğu için dışarıdan bir şey almış gibi oluyor. Oruç ondan bozuluyor. Ev bela arrikehu Yahu da adam tükürüğünü ne etti? Yuttu. Bak dışarı çıkmamış. Ağzındaki tükürüğünü ne etti? Yuttu. Yalnız o tükürük ki mutagayyiren mutagayir yani rengi değişmiş bir tükürüğünü yutarsa orucu bozulur. Tükürüğün rengi nasıl değişiyor? Ha, kema izâ fetele hayten diyelim. Ağzından bir ipi ne etti? Dolandırdı. Düğüm vurdu veya düğümünü çözdü. Bu sefer fetegayyere bisebgihi. Onun tükürüğü o ipin boyasıyla muğayyer oldu. Diyelim ip boyalıydı. O ip ağzına atıp düğüm vuracaktı, dolandıracaktı, bağlayacaktı, bir şeyler yapar iken o ipin boyasıyla tükürüğünün rengi ne oldu? Değişti. O da onu ne ederse? Yutarsa. Yine orucu ne olur? Bozulur. Cevap gelir. Ev kâne necisen. Yahut da tükürüğün rengi değişmemiş ama necis idi. Necis olan tükürüğünü ne etmiş? Yutmuş. Tükürüğü nasıl necis olur? Aha. Kema izâ demye femmuhu. Diyelim adamın ağzı kanadı. Herhangi bir dişin etinden ne oldu? Kan
çıktı aklen. Fembesaka, o da o tükürüğü neydi? Dışarı attı, attı, attı. Hatta safari bu. Hatta ki onun tükürüğü ne oldu? Safi oldu. Ne oldu Osman? Yani içinde kan kalmadı. Attı, attı, attı. En son tükürüğü ne oldu? Safi oldu. Yalnız velem yaksilhu, ağzını ne etmedi? Ağzını yıkamadı. Ağzını ne etmedi? Yıkamadı. Tükürüğünde kan yok. Ama ağzı necis olmamıştı o tükürükten dolayı. Olmuştu. Ağzını yıkadı mı? Yıkamadı. Öyleyse o ağzındaki tükürük her ne kadar rengi müteğeyyir olmasa da necistir. Ha onu yutarsa orucu ne olur? Bozulur. اَوْ اِبْتَلَعَ نُخَامَةً مِنْ اَخْسَ الْفَمِّ Ağzının en alt kısmından bir nuhameti, bir belgami neydi? Bir belgami. اَوْ اِبْتَلَعَ نُخَامَةً مِنْ اَخْسَ الْفَمِّ اَخْسَ الْفَمْدَنْ bir nuhameti ne edersen yutarsa orucu bozulur. Şimdi aksel fem biliyorsun nereye? Hemzenin çıktığı mehrece aksel fem denilir. Ev ibtela'en nuhameten min aksel femi. Bak, femin en nihayetinden bir nuhameti neydi? Yut. Yani femin aksasından yani midesinden, boğazından bir belgam geldi ağzına. Anlıyorsun değil mi? O da neydi? O da onu yutarsa orucu ne olur? Bozulur. Ama bozulur in kadere ala kat'iha ve mecciha. O nuhameti kat'e edebilirdi ağzından. Ve mecciha atabilirdi. Kat'e etme, atmaya gücü olduğu halde o boğazından gelen nuhameti atmadı, neyti geri yuttu. O da orucu neydi? Ha fetereke o da neydi? Terk etti. Hatta nezelet hatta ki boğazından aşağı indi. Bu da orucu neydi? Bozar. Bakın ve in ekele ev şeribe daha cevap gelmedi. Ev tala al fecru. Fecr tulu etti. Fecr-i sadık tulu etti. Yani imsak vurdu. Ve ve mucamiyon. O da cima haletindeydi. Bir baktı ki tam imsak oldu. O da cima haletindeydi. Fesedame hemen çekilse de geri bir şey olmazdı. Devam etti. Velev lahzeten. Velev ki bir lahze de devam ederse. Bir lahze de ne? Devam ederse. Yine orucu ne olur? Bozulur. Şimdi vehve hepsini kaydı. Ta dersin başına gelen. Ve in ekele. Ev şeribe. Ev issaate. Ev ihtakane. Ev sabbe fi uzuni fe vesel dimagav. Ev etkale usfuan. Ev gayru fi duburi. Ev kubuliha. Ve ra'ama yedü filan filan. Ha buraya kadar. Ve o adam fi cemi'i zalike. Bu söylediklerimizin tamamında zakirun lisavmi. Orucun zakiriydi. Yani orucu unutmamıştı. Oruclu olduğunu hatırlıyordu. Alimun bi tahrimi. Bunların haram olduğu, bunların oruç bozduğunu da biliyor idi. Oldu mu? Abbetele savmu. Bu betele savmuhu ve in ekele dersin başında geçen inin ceza-u şartıdır. Ve huve ve o haledir. Adam bunlardan bunları yaparsa, bunlardan birini yaparsa, hal hal ve fi cemî zâlike zâkirun li savmi alimun bi tahrimi betele savmuhu. Orucu ne olur? Orucu batal olur. Orucu ne olur? Batal. Ve aleyhi kadaun. Onun üzerine ne var? Ve aleyhi kadaun. Onun üzerine kaza da var. Orucu batal olur. Ve aleyhi kadaun. Onun üzerine ne vacip? O bozduğu günün kazası vacip. Hanifilere göre 60 gün değil. O günün kazası vacip. Bir de ve imsaku bakiyyeti nehari. Diyelim yedi. Nasıl olsa bugün oruç bozulmuş. Ben bunu kaza edeceğim. Hatta bugün akşama kadar yiyeyim içeyim. Hayır. O bakiyetun nahar, geri kalan naharda da imsak edecek. Aynı orucluymuş gibi oruç bozan şeylerden imsak etmek ona nedir? Vacip. Akşama kadar yemeye devam ederse zaten orucu bozulmuş. O yemeden dolayı ayrı günah kazanıyor. Çünkü imsak ona vacip. Şimdi orucu bozan şeylerin kuralı ne?
ve dâbitul muftiri, orucu bozanların Kur'an'ı husûlu ayni. Bir ayının iç kısmına ulaşmak. Bak ayın. Demek bir kişi ağzını açarsa, rüzgar gelir içine girerse o orucu bozmaz. Ve dâbitul muftiri, orucu bozanın Kur'an'ı husûlu ayni. Bir ayın ne olacak? Cismi olan bir şey oluşacak. Bir şey ulaşacak. Ve in qallat, velo ki ne olursa, velo ki hasta, şey az da olsa dahi. Ha, usulul ayni min menfezin meftuhin. Açık bir menfezden gidecek, ila cevfin cevfine ulaşacak. Ha, bakın buraya dikkat edin. Şimdi biri bal kalçasına bir inek, öyle değil mi? Bir inek batırırsa orucu bozulur. Bir bıçak batırırsa orucu bozulur mu? Bozulmaz. Niye? Çünkü orası menfez değil. Yani açık bir delik değil. Bir de gittiği yer cevf değil. Gittiği yer ne değil? Cevf değil. Bak diyelim bir kişi kulağına bir şey soktu. O soktuğu şey kibrit çöpüdür. Aynı mıdır? Evet aynıdır. Girdiği yer menfez mi? Menfez meftun mu? Evet. O girdiği yerde cevf mi? Cevftir. Cevf içi boş. O da cevf. Kulağın içi de cevf. Burnun içi cevf. Ağzın içi cevf. Karın içi cevf. Duburdan, kuburdan bir şey sokarsa buna hepsi orucu ne ederler? Bozarlar. Bir kişinin karnında delik var. O delikten bir şey içeri girerse orucu bozar. Niye menfezdir? İç kısmında cevftir. Ama bir kişinin diyelim kalçasında biraz delik var. Bir santim aşağı kadar bir delik açılmış. Ona bir şey giderse oruç bozmaz. Niye? Çünkü cevf değil. Demek orucu bozanın kaidesi, kuralı bu. Ayın girecek. Rüzgar falan girerse, koku girerse olmaz. Az çok da fark etmez. Girdiği yer min menfezin meftun. Meftun bir menfezden girecek. Nereye girecek? İlla cevfin. Cevfe girecek. Ayın olmazsa olmaz. Menfezin meftun olmazsa olmaz. Girdiği yer cevf olmazsa olmaz. Vel cima'u. Cima yapmak. Vel inzalu an mubaşeretin. Yani kadını ellemekten, mubaşeret etmekten, eğlenmekten nazır, menni nazır olması. Ev istimna'in alimen. Yahut da inzal, ev istimna'in. Menisini çıkarmaya çalışırken ne olmuş? Meni nazır olmuş. Ha vel cima'u vel inzalu an mubaşeretin ev istimna'in alimen bit tahrimi zakiren lis savmi. Bu muhtada haber nasıl oldu bağlantı? Ha, oldu. Yok yok. Vel cima'u, yani aşağı bakın. Ve kezalike minel muftiri el cima'u. Yani vel cima'u, yani cima da muftirdendir. Orucu bozan şeylerden biri de nedir? Cima'dır. Başka, vel inzalu. Meninin nazır olması. O meninin nazır olması da. O meninin nazır olması da. An mübaşeretin, kendi hanımını ellemeyle. Ev istimna'in yahut da meni çıkarmayla uğraşırken meni nazır olmuş. Ha o cima, inzal da cima etmek orucu bozan şeylerdendir. İnzal meninin nazır olması meni bozan şeylerdendir. Ama alimen bir tahrimi. Ramazan ayında cima haram olduğu, inzal haram olduğunu bildiği halde. Zakiren lisavmi oruçlu olduğunu hatırlarak, yani unutmamış. Cima yaparsa, inzal yaparsa ne olur? Oruç bozulur. Ama bir şey cima yaptı, orucu olduğunu unutmuş. Aklına geri durdu, orucu bozulmamış. Yemek gibi. Bir kişi inzalı meni yaptı ama meni Ramazan ayında bu iş haram olduğunu bilmiyordu. Veya da oruçlu olduğunu unutmuş. Bozulmaz. Oldu. Vel cima, vel inzalu. O inzal da an mübaşeretin ev istimna. İstimna demek adam kendi menesini çıkarmaya çalışıyor.
O bile alimen bir tahrimi, haram olduğunu bildiği halde, zâkeren-i savmi, orucu hatırladığı halde cima yaparsa, inzal yaparsa o zaman orucu ne olur? Bozulur. Bir de muhtar olması lazım. Bu tabi söylemedi, her yerde bu geçerlidir. Biri zorla cima yapmasa seni öldürürüm, o da korkusunda cima yaparsa orucu ne olmaz? Bozulmaz. Demek bir kişi haram olduğunu bilmese veyahut da Ramazan ayını unutursa veyahut da biri onu zorlamış mukreh ise o zaman o kişinin orucu cima ile inzala bozulmaz. Ama alim ise, muhtar ise, o orucu olduğunu da hatırlıyor ise, cima yaparsa, inzal yaparsa ne olur? Yani şey, oruç bozulur. Ama inzal değil, nüzul olursa. Mesela adam yattı, gündüzden ihtiram oldu. O orucu bozmaz. Ne zaman inzal orucu bozar? Mübaşereden dolayı olursa, istimnadan dolayı olursa bozar. Yoksa adam yatmış. Adam oturmuş, bir şeyler düşünmüş, menisi nazır olmuş. Bu ne etmez? Orucu bozmaz. Bakın, وَاِنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَدَنْ تَا بَتَرَ سَوْمُهُ in orada geçti. بَتَرَ سَوْمُهُ onun neyi olur? Cevabı şartı olur. Bu kadar araya ne girdi? Mesafe girdi. Yeterli olsun mu? اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو